Herkese merhabalar. Kitabımı doğru kullanıyorum da bugün sizlere 10. sınıf Dinamo Türk Dili ve Edebiyatı Soru Bankası'nı tanıtacağız arkadaşlar. Kitabımızın hikayesine geldiğimizde 10. sınıf Dinamo Soru Bankalarında daha doğrusu Dinamo Soru Bankalarımızda şunu hedefledik. Biliyorsunuz ki üniversite sınav soruları da yazılarımızda kazanımlara göre hazırlanıyor. Yani Milliyetin Bakanlığı'nın bize sunduğu kazanımlar sınav sorularının hazırlandığı kısım. Biz de en başında her bir ünitede kazanımları verelim ve sonrasında kazanımlara uygun bir şekilde rehber sorular, testra bölümlerindeki özel testler... ...ve sonrasında tarama bölümlerindeki özel sorular... ...ardından da genel tekrarlar... ...ve ÖSM tarzı soruların olduğu testler... ...ve en sonunda da yazılı sorularıyla... ...her bir üniteyi tamamlayalım olduk. Bakın, şimdi ikinci üniteyi açıyorum. İlk başta kazanımları veriyoruz. Yani kazanımlarda ne varsa... ...üniversite sınavlarında ve yazılarda bu soruluyor. Sonrasında reper sorularımız var. Reper sorular ve çözümlerden sonra... testra bölümleri ve tarama bölümleri... ...ardından tarama bölümlerinden sonra... ...tekrar bölümleri ve tekrar bölümlerinden sonra da ÖSM tarzı soruların olduğu özel bir bölüm. ÖSYM'de çıkabilecek soru tarzları var. Ve en sonunda da yazılı kısımlar. Gördüğünüz gibi tam bir yazılı uygun soru tarzları hazırladık. Peki hocam bu yazılı soruların çözümleri cevapları var mı? Tabii ki karakodu okuttuğunuzda soruların çözümleri de siz öğrencilerimiz için uzman hocalar tarafından hazırlandı arkadaşlar. Peki kitabımızın önceki adımında da sıfırdan ona Türk Dili ve Edebiyatı soru bankamız var. Burada da öğrenmemiz gereken konuları konu anlatımı şeklinde hazırladık. Yani Uzun uzun konu anlatımından sonra sorular değil de konuları küçük küçük parçalara böldük. Konu soru. Konu soru şeklinde. Konu soru şeklinde kitabı adımlar halinde sizlere hazırladım. Burada tabii ki konuların anlatımında Milletin Bakanlığı'nın kazanmalarına birebir dikkat ettik. Ve sınavlarınıza çıkabilecek şekliyle hem sorularda hem konu anlatımında yazılarınız için ve ileride size temel oluşturacak olan üniversite sınavı için birebir uyumlu sorular hazırladık. Mesela Kutatku Bilig'i inceliyorsak Kutadgu Bilig hakkında sadece bilgi vermedik. Onunla alakalı şiir incelemesi de yaptık. Hangi metinlerin hangi kısımdan dolayı sınavda bize sorar hocalarımız diye özel bilgilendirmelerde yaptık. Diğer eserlerimiz için de bunlar geçerli. Aynı zamanda burada da takıldığımız sorular olursa kodu okutaraktan soruların çözümünü uzman hocalardan dinleyebiliyoruz arkadaşlar. Kitaplarımıza size en yakın Tonguç kitapçısından ulaşabilirsiniz. Ya da iyi butonuna tıklayarak Tonguç mağazadan güvenle alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden sınavlarınıza başarılar.